Gelmiş geçmiş en iyi vücutlardan birine sahip olan Mr. Olympia'nın estetik vücutlusu olarak gördüğümüz Arnold abimizin gelin bugün birlikte formunu inceleyelim. Mr. Olympia'da birçok insan var. Neden aralarından sıyrılıp Arnold'u görürüz? Grafitileriyle birlikte veya bodybuilding camialarında çok iri adamların bile örnek aldığı Arnold abimizin diğerlerinden ayıran kısım ne? Biraz bunlara değineceğiz. Ondan sonra da kaliteli, sağlam ve birçok insandan da farklı olan bu antrenman programını izleyeceğiz. Neden incelemeyelim? Çünkü kol en sevdiğimiz kas grubu. Arnold Schwarzenegger birçok insandan farklı bir metodu vardı. Yani antrenmandayken uyguladığı sistemlerle estetik vücut, büyük göğüs ve şişmeyen bir abdominalle çok çok iyi bir diyaframlı karın bölgesine sahipti. Poz verdiği zaman estetik oluyordu. Mr. Olympia'da gördüğünüz baklavası olmasına rağmen göbeği tonton babaanneye benzeyen insanlardan biri Arnold kesinlikle değildi. Mental motivasyon ve odaklanma olarak da birçok insandan farklıydı. Askerden kaçıp Mr. Olympia'ya gitmiş bir insandan bahsediyoruz. Askerden biz kaçsak büyük ihtimalle topuklarımıza sıkacak korkusuyla daha biz teftişten bile çıkamazken adam hayaller için kaçak bir yol izlemiş. Yanlış anlaşılma olmasın, herhangi bir şekilde tasvip etmiyorum. Sonra FBI Open'ı doğru diye içeri almasınlar. Estetik olması tamam, birçok insana hitap eden kısım. Ama sıfırdan gelip kendi çabalarıyla da yükselmesi birçok insan için motivasyon kaynağı olmuştu. Arnold Schwarzenegger göğüs ölçüsü, omuz ölçüsü ve bel ölçüsüyle birlikte Mr. Olympia'nın hem gelmiş geçmiş en estetik vücutlusu hem de en iri insanlarından biridir. Yani vücudunuz dolmaya başladıkça veya dışarıdan ilaçlar kullandığınızda giderek vücut değişmeye başlar. Özellikle büyüme tarzı ilaçlar, anabolik ilaçlara giderek yöneldiğinizde iç organlarınız şişmeye başlar ve aslında tamam büyük olursunuz, devasa da gözükürsünüz ama ıhtan ıhtan o vücuttaki hatlar var ya, iç organlar var ya şişmeye başlayacağı için hastalık olarak dönüştürdüğünüz zamanla da birçok insanın iyi diyebileceği bir fiziğe gelmiş olacaksınız. Kol programına geçmeden önce nasıl bir metot izliyordu? Yani bu adamın kolları devasa, güzel bir biceps başına ve dolu bir forearm'a sahipti. Bu da tabii ki sırt kas gruplarında çalıştırırken forearm gücünden dolayı yüksek ağırlıklar, estetik latlar ve geniş bir sırta sahip olmasını sağlamıştı. Set tekrarları birçok insandan farklı. Nasıl bir yol izliyordu? Tabii ki yüksek ağırlık, az tekrar metotları da vardı ama Arnold'un pump felsefesi ona çok tekrarları olabildiğince cazip kılmıştı. Ve burada yaş çarpı 10 gibi bir şey karşımıza çıkıyor. Yaş çarpı 10 ne demek oluyor? Diyelim ki 30 yaşındasınız. Yaşınız 30 çarpı 10, 300 tekrarlı setlere gireceksiniz anlamına geliyor. 80 yaşında olan birini hesaplamayalım. Allah affetsin, 800 tekrar dünyanın dönüş açısı bile değişebilir. Bu şok felsefesini bir kenara bıraktığımızda Arnold'un genel kol programında şunları görüyoruz. 4'lü, 5'li, bazen de 6 setli istasyonlar ve bu istasyonların büyük bir bölümü 8-10 tekrarlı periyotlamış ve her defasında 5 veya 6 setlerden oluşan bir metotla ilerlemiş. Böyle iri bir vücuda beslenme şart. Beslenme programına burada değinmeyeceğiz ama Arnold'un mantığı bulk'ı seveyim ben iyice şişeyim gibi bir olay değil. Çok yağlanmayı, böyle hatlarının kapanmasını seven bir insan değil. Demiş ki pump'lıya her gün bal. Yani temiz bir şekilde büyüyerek, olabildiğince yiyerek ve sağlam bir antrenmanla ben ilerlemem lazım demiş. Ve yağlı yiyeceklerden de olabildiğince uzak durmuş. Arnold'un o zamanki görüşü laktik asit, besin ve kan zincirinden kaynaklı olarak büyüyen kas hücresinin anahtarı pump'tır. Yani pump olmazsa büyüyemezsin gibi bir düşünceye sahipti. Sen istemek büyümek, o zaman olacak pump. Tabii bunun önceki kısımlarında size bilimsel olarak anlatmıştık. Kol genetiği iyi değil, o yüzden kola yönelmem lazım. Çünkü kol ortada. Dışarıya çıktığınızda, tişört giydiğinizde en çok dikkat eden yer bu. Peki Arnold'un kolu iyiydi. Gerçekten tüm adale grupları da iyi miydi? Yani kas grup başları da hepsi böyle simetrik, büyük ve güzel bir şekilde mi gelişiyordu? Kesinlikle hayır. Burada ufak bir kamu spotu yapalım. Arnold kalfları çok küçük olduğu için hep antrenmandayken şortla görmüşsünüzdür. Yani gözüme batsın bu olay ki ben kalflarımı geliştireyim. Kolunuz küçük olabilir veya gelişmiyor olabilir. Birçok antrenman metodu düzgün beslenmeyle hacim kazandırdığınız zaman giderek estetik bir görüntü kazanacak. Yani Arnold da burada sizin için bir anekdot gibi motivasyon olsun. Zayıf gördüğü kas grubunu çarpı 2 kere çalıştırarak olabildiğince oradaki gelişimi maksimum bir hale getirmeye çalışmıştır. Yani kol programımızı haftadaki periyotlara göre 3'e kadar arttırabilirsiniz. Şimdi geçelim Arnold'un devasa kol programına. Yarışmacımız Yaşar harekete hazırlanıyor ve formunu alıyor.
Şimdi mükemmel bir kasış. Evet, bu harekette dostlarım olabildiğince seated, yani oturarak hareketi gerçekleştiriyor. Yorulduğu zaman formda ufak sallamalar oluyor ama amacı olabildiğince bicepsi çalıştırmak ve bunda giderek yüksek ağırlıklara doğru ilerlemiş oluyor. Buradaki en önemli nokta dirsek kısmınız olabildiğince oynamaması gerekiyor. Yani forearm kısmı sadece aşağı doğru indi, tekrar yukarıda olabildiğince kastım. Diğer hareket olarak alternatif körü tercih ediyor. Bunda yine tekli tekli olabildiğince ağırlıkları arttırıyor, formu bozmamaya gayret gösteriyor. İkinci hareketimiz ezber olarak yapıyor. Ezberi yaparken amacı tükenişe olabildiğince gitmek. Buradaki en önemli detay da formu bozmadan tükene tükene tekrar sayısını tamamlamak. Diğer hareketimiz concentration curl. Bu hareketi yaparken amaç olabildiğince biceps başını yoğun bir şekilde çalıştırmak ve videolarda görmüşsünüzdür, yüksek ağırlık girdiği için ufaktan vücudu hareket ettiriyor. Burada da artist artist pozlar veriyorum, niye bilmiyorum dostlarım. Sıradaki hareketimiz, bu bilek için oldukça önemli, wrist curl. Genelde olimpik barla yapıyor, olabildiğince aşağıya salıyor, sonra yukarıda sıkıştırıyor, giderek yine ağırlıkları arttırıyor. Sıradaki hareket grip şeklini değiştiriyor, yani reverse bir hale getiriyor. Yukarıda sıkıştırıp olabildiğince tendon uzatıyor. Bu sayede bicepsi yoğun ve maksimum bir şekilde çalıştırmayı hedefliyor. Sıradaki harekete geçmeden önce dostlarım, buradaki en önemli detay ezbarla yapmanız, çünkü olimpik barda bu hareket zor olacaktır. Diğeri incline dumbbell curl. Bu hareketi yaparken yine vücudu olabildiğince salıyor. Yani biceps başı uzuyor. Sonra geliyor yukarıda sıkıştırıyor. Yavaşça aşağı indiriyor. Formun detayı bu. Bunda da negatife olabildiğince yoğunlaşıyor. Kol programını inceledik. Diğer kısımlara ufakça bir giriş yapalım. İsteğiniz takdirinde o bölgelere de yönelik videolar çekeriz. Yeni başlayanların kesinlikle deadlift, bench press, power clean gibi hareketleri yapmasını tavsiye etmiş. Zaten Arnold'un squatlı formunu bayağı görmüşsünüzdür. Zaman içerisinde bunu yükselterek devam etmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Arnold aynı zamanda ünlü bir oyuncu. Bildiğiniz gibi Terminator serileri hem IMDb'de yüksek puanlar almıştır, hem de film klasmanında kesinlikle izlenmesi gereken filmler kategorisine girmiştir. Olimpiyasından bahsetmişken, tabii ki bunu kazanan en genç vücut geliştirmeci, 20 yaşında o podyuma çıkıp güzel estetik pozları veren insandan bahsetmişken, bir de onun 7 kere şampiyon olduğundan, yani en kaslı insanların bulunduğu grupta en büyük vücuda sahip olduğundan bahsetmezsek hakkını yemiş oluruz. Son olarak kol programını değerlendirecek olursam, tabii ki ben yaşım çarpı 10 gibi bir tekrarlar yapmadım. Normal periyotta yaptığı programı izledim. Yani size o bahsettiğim kısmı şoklamak olarak görüyor. Bunu ayda bir, bazen 2 ayda bir yoğun olarak eksik hissettiği kas gruplarında uyguluyor. Ben çarpı 10'u yapmadım ama programda gördüğünüz kısımlar gerçekten verimliydi. Ağırlığı giderek de yükselttiğinizde etkili bir program ve sizi kesinlikle geliştirecek bir program. Antrenmanı isterseniz bir gün salona gittiğinizde deneyin. Etkisini göreceksiniz. Benim kendi şahsim verimli bir program. Tabi Arnold abimiz yapmışken söz bize düşmeyebilir ama Goril Bey'den kolla ilgili yorum yapılacak bir şekilde değerlendirecek olursak, acizane kesinlikle etkili bir program dahil edebilirsiniz. Belki bundan sonra uyguladığınız bir antrenman stili de olabilir. Kısacası hem vücuduyla, hem mental olarak, hem de kendini her alanda geliştirmeye çalışan biri olarak Arnold, vücut geliştirme camiasının kazanmış olduğu en büyük isimlerden biridir. Beyin kas zihin bağlantısını da zamanında ilk dile getiren insanlardan biridir. Böyle bir insanın programlarını incelemek ve bunları yorumlamak, sonrasında bunları düşünüp antrenman stilinde çeşitlendirmek bizlere vizyon ve sabit bir yerden çıkıp farklı bakış açılarını değerlendirmeye katkı sağlayacaktır. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum dostlarım. Videoyu burada sona erdirelim. Umarım bu bahsettiğim bilgiler hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlarım. Sevgiler, saygılar. Goril Bey'den selamlar.